Kadına şiddetin artık son bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ben de onlardan biriydim. İyi yaptığı tek şey sanırım bu. Ama bazen kadınlarda da var, sadece erkeklerde değil. O şiddet uygulayanı ben idam ederim vallahi diyormuşum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni reform paketinin en kısa sürede gündeme taşınacağını söyledi. Böylece kadına şiddet uygulayan kişiler İHAL indiriminden yararlanamayacak ve caydırıcı cezalar alacak. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Çok doğru bir karar. Kadına değil, artı yani genel olarak düşünmek lazım. Bunun yanı sıra çocuklarımız var, ağızsız dişsiz hayvanlarımız var. Yani ben İdam taraftarı olan bir insanım. Bakma başörtüme. Ben idam taraftarıyım. Aynen. Cinayet zanlılarına, çocuğa cinsel tacize. Doğru bir karar. Olmalı. Geç bile kalındı. Peki bu karar kadına yönelik uygulanan şiddetleri azaltır mı ya da önüne geçer mi? Caydırıcı olabilir. En azından caydırıcı olabilir. Çok mutlu oldum yani. Ben buna aşırı aşırı mutlu oldum. Hani bu cezalar falan gelmezse herkes önüne geleni kesecek yani. Kovmayacak da. Bence çok iyi olmuş yani. Ben çok sevindim. Ben yani şurada rahatça yürüyebilmek istiyorum yani. Şuradan karşıdan geçen biri beni acaba öldürecek mi diye düşünmek istemiyorum. Sence bu tedbirler kadına şiddetin önüne geçer mi? Ya şimdi yani bir nebze olarak geçer. Hani mesela bazı ülkelerde bu tür tecavüz, affedersiniz, taciz olaylarında, şiddet olaylarında idam olayları oluyor. O idam olaylarını haber edilince de millet yani korkuyor. Ben de bunu yaparsam idam olur muyum falan filan korkusuyla bir nebze azalıyor yani. Bu cezalar da azalır mı bilmiyorum. Yani öyle olmaması lazım. Kadına şiddetin artık son bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ben de onlardan biriydim. Çok şiddet gördüm. Ayrıldım yani, artık dayanamadım. O yüzden artık bunların bir son bulması lazım. Kadın cinayetleri zaten bitmiyor. Her gün birileri ölüyor. Bunların haberleri de görüyoruz. Son bulması lazım ama bulmaz da. Böyle caydırıcı sebepler olduğu sürece daha çok öldürülen olur. Kesinlikle indirim istemiyorum. Herkes cezasını fazlasıyla çeksin. Ama bazen kadınlarda da var, sadece erkeklerde değil. Onları da biliyorum. Onlarınki de inmesin. Mahpise giden kadınların hiç indirimi olmasın. Erkeklerin de olmasın. Kim cezalıysa hiç indirim olmasın. Bence çok doğru bir karar. Çünkü kadına şiddet aşırı derece arttı. Bu dünya genelinde bayağı çoğaldı. İnşallah daha ağır cezalar olur. Sonuna kadar kadına şiddete karşıyız. Bence yani bu şekilde devam edecek gibi geliyor. Bence insanların kendini düzeltmesi lazım. Daha önce de bahsedildiği gibi önce annelerin çocuklarını iyi yetiştirmesi gerekiyor. Ancak o şekilde önüne geçir. Ne ceza verilirse verilsin bence geçilmeyecek bu. Yasa yani boş. Bana öyle geliyor. Ya tabii bu o yönden güzel bir şey. Çünkü hani ben beklemiyordum da şahsen hani bunu da. İyi olmuş öyle bir şey demesi. Hani bir nebze belki onların ümidini keser bu. Çünkü şöyle de bir şey var. Adam düşünüyor hani ben şöyle giysem, böyle giysem alır mıyım indirim ümidi oluyor. Bir de mesela gidiyor avukata parayı döküyor. Bir şekilde hallediyorlar hani onları. Hepimizin bildiği gibi. Hani belki bir gram onların bu şeylerini keser diye düşünüyorum. Güzel bir hareket ama devamı gelmesi lazım. Bunun cezalarının arttırılmasını zaten hep istiyorduk. Hani daha da fazla, beklentimiz de daha fazlaydı kadına yönelik şiddetle ilgili. Daha ağır cezalar da bekliyoruz. Hani ihale indirimi asla olmaması gereken bir şey zaten. Yani bu güzel bir hareket ama inşallah daha fazla devamı gelir. Onu bekliyoruz. Tabii ki bence daha iyi. Yani tabii ben isterim aslında idam olsun. Kadının erkekten ne eksik bilmiyorum. Fazlamız var, eksiğimiz yok. Eve git, evde çalış, dışarıya git, işte çalış, çocuk doğur, her işe koş, eve de geldik bir de şiddet mi uygulanacak? O şiddet uygulayanı ben idam ederim vallahi diyormuşum. Peki bu karar sizce şiddetin önüne geçer mi, azaltır mı? Kimse dinlemez, herkes bildiği yoldan şaşmaz. Yani herkes gider yolunda, değişen hiçbir şey olmaz. Kimsenin evine girip de şiddet uygulama diyemezsin, herkesin ortamını bilmiyorsun ki, ne yaşadığını bilmiyorsun. O yüzden kimse kimseye bir şey yapamaz. Çok güzel, çok güzel demiş. İyi demiş. Bunun üzerine bir şey söylenebilir mi? Ne söyleyeyim ben? Sizce bu karar şiddetin önüne geçer mi? Şiddet uygulamanın? Geçmez ama daha aktif, daha yararlı şeyler olmasını istiyoruz biz. Hatta şöyle diyelim.
bir kadın cinayetinde idam kararı olsun istiyoruz. Olmaz mı? Niye can akıyanın canına kıyılmasın ki? Doğru mu? Bir iki idam olursa sonunda ne olur? Bunun önüne geçilmiş olur. Bence çok doğru bir karar. Çünkü kadınlara karşı yani yapılan şiddet hoş bir şey değil. Peygamber Efendimiz bile savaşlarda yani kadınlara el kaldırmayı men etmiş olarak onun yolundan gidiyoruz Müslüman olarak. Onun için bence kadına şiddete her zaman hayır. Ya ilk defa haklı bir şeye imza atıyor. Çünkü önce çocuk kadına şiddette öldürülen o kadar insanımız var ki, bayanımız var ki. Aslında idam gelmesi gerekiyor kadına şiddete bence. Böyle bir şey yapacağını pek düşünmüyorum açıkçası. İyi olmuş. Peki bu karar sizce kadına şiddetin önüne geçer mi? Geçmez. Neden sizce? Yani erkekler böyle şey davrandığı sürece geçmez. Şiddete dayanılı sürece. Biraz eğitime ihtiyaçları var aslında erkeklerin. Ben Cumhurbaşkanımıza katılıyorum gerçekten bu konuda. Hani kadın haklarının savunması hakkında yanındayım bu konuda. Kadınların cahilce olması yanındayım. Çünkü son zamanlarda kadın yönelik şiddetimiz arttı. Türk halkı olarak evet bu bizi çok üzüyor. Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. İyi yaptığı tek şey sanırım bu. Benim de öyle. Tebrikler yani. Yani ilk defa. Bir şeyler olsun.